yabancı dostlar merhaba. Kimliğim tanınmasın diye patates baskısından yaptığım bu maskeyi taktım. İzleyeceğiniz filmin ses kalitesi sizi tatmin etmezse bilin ki sebebi Aykut'un bit pazarından aldığı mikrofon patladığı içindir. Dolayısıyla Burak'ın mesuliyeti yoktur. Burak'a küfretmeyin yeter. Kestane balının memleketi Zonguldak'tan sevgiler. Pendik Kurtköy'deyiz. Ben de zannettim ki böyle kutsanmış bir köşede. Action Direct 15 metre bir otel. Sular altındaymış. Şimdi abi Volkan Gülli'ye geri dönersek. Arkadaşlar Almanya'dayız Aykut'la beraber. Öber Schönlenbach'ta toplu sünnet töreni için Aykut'la halay çekmeye geldik. Frankenjura'dayız. Almanya'nın en büyük tırmanış bahçesi. Yaklaşık 10.000 tane tırmanış bahçeciğine serpilmiş. Yaklaşık yine 12.000 olduğu söylenen rotadan ibaret devasa bir bölge burası. Size rehberlerini de gösterelim. Yani şu ebatta gördüğünüz iki tane gayda sahip. Yani bu bile açıkçası fikir vermesi açısından herhalde yeterli diye düşünüyorum. Bölge sadece devasalığından dolayı değil, aynı zamanda tırmanış tarihi açısından da öneme sahip. Önemli olayların yaşandığı ve kült tırmanışçılarının yollarının düştüğü ve geride birçok hikaye bıraktığı bir bölge. Frankenjura'yı kabaca tarif etmek gerekirse Nürnberg, Bamberg ve Bayreuth üçgeni içinde kalan büyük bir ormanlığa yayılmış bir bölge. Dolayısıyla hem Münih'e hem de Prag'a oldukça yakın. Bu sayede Aykut birkaç saatlik tren yolculuğuyla, ben de arabayla gelerek ortada buluşabildik. Haber lan şişman. Frankenjura yaklaşık 60 milyon yıl önce oluşmuş bir bölge. Daha önce bütün bu bölge sular altındaymış. Tetis deniz denilen denizden geriye kalan tortulardan oluşmuş kayacıklar bunlar. Kireç taşı ve dolomit kayadıkıymış. Bu arada merak edip baktım. Dolomitte magnezyum varmış, öbüründe kalsiyum. Bölgede ilk tırmanış ne zaman başlanmış? Açıkçası onu bulamadım Aykut ama 60'lı yıllarda besbelli tırmanılıyormuş burada. 70'li yılların başında da bizim de aşina olduğumuz Kurt Albert'in yolu düşüyor buraya. 1973 senesinde Kurt Albert bu bölgede tırmanmaya başladığında Norbert Sander ile tanışıyor. Burada tırmanış yapan tırmancılardan bir tanesi. Birlikte ipe giriyorlar, çok ısınıyorlar birbirlerine. Zaten birkaç hafta sonra hem tırmanış partneri hem de aynı zamanda aynı daireyi paylaşan iki yakın arkadaşa dönüşüyorlar. O dönem bu bölgedeki tırmanış anlayışı açıkçası dağlarda zirve yapmak adına tırmanış antrenmanı yapılan bir bölge olarak görüldüğü şekilde. Yani gelen tırmancılar ne şekilde tırmandıklarını çok fazla önemsemeden yapay tırmanış yaparak rotaların tepesine ulaşıyorlar. Ve amaçları dağlarda zirve yapmak. O dönem 1975 senesinde Kurt Albert Dresden'de gördüğü serbest tırmanış mantığını buraya da aktarmaya başlıyor. Dresden diye bir yer büyük ihtimalle Albert Epstein'den. Evet. Büyük ihtimalle. Kumtaşı kuleleri deniyor şu an. Make this love 1975 senesinde Kurt Albert Dresden civarında gördüğü tırmanış stilini, bizim serbest tırmanış olarak bildiğimiz stili, Frankenjura'ya taşımaya başlıyor. Ve o zaman demin söylediğim gibi yapılan tırmanış anlayışına karşıt olarak rotanın dibinden tepesine kadar, işte ipte yatmadan, düşmeden, düştüğü takdirde baştan başlayarak, yapay teknikler kullanmadan tırmanmaya başlıyorlar. Ve bu tür şekilde çıktıkları takdirde bir rotayı, daha önce yapay tırmanılan rotayı, altına badana fırçası gibi bir fırçayla işaret koymaya başlıyorlar. Bayağı bildiğin işaretliyorlar kayayı. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana. Daha sonra sprey boyayla büyük kırmızı noktalar koymaya başlıyorlar. Araba boyalarında da kullanılan sprey boya kullanıyorlar. Ondan sonra bunlar tabii yapay rotaları serbest çıkıp çıkıp altına bu kırmızıyı koymaya başladıkları zaman
old school kafasında olanlar bu boyaya tepki göstermeye başlıyorlar. Bu ne diyorlar? Aykut'un kafası kadar kırmızı. O kadar büyük değildir abi. yok ciddi söylüyorum. Bundan dolayı işte senin söylediğin gibi fırçaya geçiyorlar. Fırçaya geçiyorlar. Fırçayla daha ufak masalar koymaya başlıyorlar. Bunlar olurken Kurt Albert 21 yaşında. Burada bir parantez açıyoruz. Aynı tarihlerde Palatinat bölgesinde Almanya'nın 15 yaşında başka bir genç Wolfgang Güldich, kardeşi, küçük kardeşi Fritz ile birlikte serbest tırmanışlar yapıyor. Gel gelelim 15 yaşındaki bu gencin henüz Frankenjura ile doğrudan bir teması yok. Dediğim gibi Kurt Albert ve Norbert Sander kendileriyle aynı kafada olan yerel tırmanıcılarla beraber hem mevcut yapay rotaları hem de yeni açtıkları rotaları serbest tırmanarak işin lokomotifliğini götürürlerken yavaş yavaş Almanya dışında da bu yaklaşım benimseyen tırmanıcıları Frankenjura'da misafir etmeye başlıyorlar. Dönemin iyi tırmanıcıları geliyor, beraber tırmanıyorlar, beraber içiyorlar ve sonuçta adeta Kurt ve Norbert'ın evini bir ana kamp gibi kullanıyorlar. Ki bunlar hani çok da boş isimler değil abi. Christian Griffith, Henry Barber, Ron Fawcett, Lynn Hill, John Bahar. Amerika'dan kalkıp buraya mı gelmiş? Evet abi. Abi şu negatifteki rotalar 8+8+8+. Bir tanesi, oha John Bahar diyor lan. 81 Bahar'ın burada rotası mı var oğlum? Abi. Ben Moon, Jerry Moffat. Onlar da geliyorlar ve tabii ki birbirlerinden bir etkileşim bu arada yaşıyorlar. Burada tabii bir artı parantez gene açmak gerekiyor. Şimdi Norbert Sander ile Kurt Albert partnerlar ve aynı yerde yaşıyorlar. Oberschöllenbach kasabasındaki Molle Strasse 7 numaralı ev. Daha sonra Hotel Frankenjura olarak anacağımız yer. Burası bazen o kadar doluyormuş ki 20 kişinin bir arada kaldığı zamanlar oluyor. Şimdi Kurt Albert'in arkadaşı Ingrid, kız arkadaşı. Kadın gündüz evden çıkıyor avukat olarak, çalışıyor. Akşam geldiğinde bazen 20 kişiyi böyle dairede buluyormuş. Tuvalete gidiyor, küvette uyanlar oluyormuş abi. Hotel Frankenjura'ya gelen pek çok tırmanışçı gene serbest stille, rotaları işte düşmeden çıkma yaklaşımına sahip kişiler. Ve dediğim gibi bazen ev çok kalabalık oluyor ki mutfaktaki kahve ısıtma makinesinin önünde uzun kuyruklar oluyor. Ve bu kahve makinesinin, yani kahve ısıtıcısının da markası Rotpunkt. Yanında, yani logosu da kırmızı bir nokta. Şimdi o dönem bu şekilde yapılan tırmanış anlayışına herhangi bir isim henüz verilmemiş ve bu kahve makinesi de evin, hayatlarının önemli bir unsuru olduğu için açıkçası bu kahve ısıtıcısının markasından esinlenerek Rotpunkt, yani bizim Red Point olarak bildiğimiz terimi kullanmaya başlıyorlar. Burada bir şey de var abi, hani seninle de konuşmuştuk bunu. Hani Kurt Albert Red Point ya da serbest tırmanışı buldu demek burada doğru olmaz. Çünkü farklı yerlerde farklı anlayışla tırmanan zaten hali hazırda insanlar var. Sadece bu terimi kazandırdığı için ve burada özellikle sportif anlamda bunu çok fazla odaklandıkları için burası biraz ön planda gözüküyor. Ben şeyin ayrımını yapmak lazım. Dağlık ortamda, alpin coğrafyada ve dağ yüzeylerinde serbest tırmanış aslında 1900 yılların başından beri var. Yani çok ciddi isimler icra ediyor. Oypreuz gibi bir isim var abi. Serbest tırmanışın atası diyebiliriz. O kadar marjinal ki ilk kullanımda traversler dışında karşı çıktığın yerden yerin meclisinde hani zaten erken yaşta ölüyor vesaire. Aslında tarih sürecinde dağlık coğrafyada, alpin yüzeylerde bu çok ciddi anlamda var. Ama hani sistematik olarak anladığım kadarıyla abi, bir tırmanış bölgesi, bir antrenman bölgesinde hani bu işin oturmasına, isimlendirmesine en büyük katkı Frankenjura'da bu adamlarla oluyor. Şunu altını çizmek isterim abi.
benzer dönemlerde Kurt Albert'in abi yaptığı çok ciddi bir alpin coğrafyada uzun duvarlarda serbest dirilişler var abi. Jean-Claude Drouet, Fransa'nın en önemli serbest dirilişi. O benzer çok ciddi böyle alpin yüzeylerde eski old school yapay rotada serbest çıkışlarını yapıyor. İşte 70'lerin sonunda mesela 79'da Heinz Mariaker'in çok ciddi serbest çıkışları var. Anladığım kadarıyla buradaki farklılık bir tırmanış bölgesinde bunu sistematik olarak abi yapıyor. Peki şeyi biliyor musun abi? Yüksek dağlarda serbest tırmanış yaparken düştüklerinde buradaki gibi geri dönüp baştan başlamak bir yaklaşımları yok herhalde mi? Yok. Orada iki yaklaşım var abi. Yani burada red point ile şeyin farkı orada bence ortaya çıkıyor. Orada işte şey, ip boyu red point yapıyorlar. Yani herhangi bir ip boyunu başaramadıklarında ip boyunu tekrarlıyorlar. Yani o zaman da mesela Mariaker falan yapıyor muymuş? Mariaker'in mesela fiş rotası vardır Marmara'da üzerinde. Hani ekstrem modern klasiklerin hani ilklerinden bir tanesidir abi. Onun ilk serbest çıkışını yaptıklarında abi çok meşhur bir etap vardır. Balık şeklinde ismi de oradan gelir zaten. Fiş rotası. Balık şeklindeki nişten hemen sonra. O etapta mesela düşüp hani kaç defa denedikten sonra yani hatırlıyorum okuduklarından ama yani sistematik nasıl oldu bilmiyorum. Bu arada hala abi şey var hani Avrupa'da bir takım hani tırmanıcılar uzun duvarda red point'ler şöyle savunurlar. Herhangi bir point'e düştüysen abi en baştan almasın. Bütün duvar. Bunu yapanlar da var. Neyse abi şimdi burada bir şey daha bence söylemek gerekiyor. Gelen tırmanışçılar sonuçta bir base camp'a dönüşüyor bu Hotel Frankenjura ve birbirlerinden çok etkileniyorlar. Benim orada dikkatimi çeken iki şey var. Bir tanesi özellikle Henry Barber. Bakıyorlar adam Swami Belt'in Türkçe karşılığı ne bilmiyorum. Yarım kemer mi? Yarım koşu mu? Adam bunu da tırmanıyor. Ama o dönem full body tırmanıyorlar. Ve bunu görüp onlar bu sefer spor tırmanışta sadece yarım kemer kullanmaya başlıyorlar. Ondan esinlenerek. İkinci bir nokta, bu da beni çok etkiledi, bilmiyordum. John Bahar antrenman konusunda inanılmaz bilgili bir adamdı. Ve John Bahar'a spor konusunda koçluk yapan kişi zamanında Carl Lewis'in koçu. Yani Carl Lewis dediğimiz adam işte 10 tane madalyası olan track and field, işte 9 altın. Spor tarihinin önemli sprinterlerinden bir tanesi. New world record, 9.86. Şimdi abi Wolfgang Gülli'ye geri dönersek. 1978 senesinde geldiğimizde gene Palatinat bölgesinde tırmanışlar yapıyor ama maalesef orada tatsız bir kaza yaşanıyor. Küçük kardeşi Fritz düşüyor ve ölüyor, hayatını kaybediyor ipsiz tırmanırken. Dolayısıyla tabii bu aile için de büyük bir yıkım oluyor. Yani Wolfgang Gülli'nin annesi babası Wolfgang'ı bu işten vazgeçirmeye çalışıyor. Ama besbelli işe yaramıyor çünkü daha sonra Reinhard Karl'la tanışıyor. Reinhard Karl o dönem çok popüler bir dağcı çünkü Everest'te çıkan ilk Alman dağcı. Hatta bir anekdot var, beni çok etkilemişti o. Birlikte tırmanmaya başlıyorlar. İşte Wolfgang o zaman hani gencecik bir çocuk. 7'lik ya da 7-eksi ya da 7'lik bir rotaya giriyorlar. Reinhard çıkamıyor abi. Sonra Wolfgang geliyor. Düşmeden abi serbest bir şekilde çıkıyor. İndiği zaman abi öyle iltifatlar yağdırıyor ki çocuğa. Eve gidiyor ve bütün gece heyecandan uyuyamamış. Daha sonra Frankenjura'ya gelmeye başlıyor. Kurt Albert'le Norbert Sander'le takılmaya başlıyor. İşte onlar gibi o da serbest tırmanmaya, red point yapmaya başlıyorlar. Tabii dikkat çekiyor. O dönem serbest tırmanışın yani red point anlayışının işte bu çıtaların yükseltilmesi vesaire lokomotifi Kurt Albert'le Norbert Sander. Fakat Norbert Sander daha sonra bu birlikte kaldıkları işte daireden ayrılıyor. Hotel Frankenjura'dan. Boşalan yere Wolfgang Gülli geliyor. Birlikte tırmanmaya başlıyorlar. Fakat zaman içinde Wolfgang daha çok öne çıkıyor ve Kurt Albert yavaş yavaş daha böyle yüksek dağlara doğru kayıyor. Norbert Sander'ın dediğine göre Kurt Albert daha böyle all round bir tırmanıcı. Rota okuma becerisinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Wolfgang için daha böyle sportif kafa yapısı olan biri olarak bahsediyor Norbert Sander. Şimdi tabii burada bir detay daha var. Demin söylemiştim. Kurt Albert'in kız arkadaşı Ingrid var. Birlikte işte aynı yerde kalıyorlar. İlginç bir gelişme yaşanıyor. Kurt Albert'in kız arkadaşı Wolfgang Gülli'ye yakınlaşıyor. Ve Kurt Albert'in eski kız arkadaşı olup Wolfgang'in kız arkadaşına dönüşüyor. Birlikte yaşıyorlar aynı evde. Aynı bizim camiye. Ne bileyim mesela birlikte tırmanışa gidiyorlar. Birlikte oturup aynı koltukta üçü film seyrediyorlar. Sonra yatmaya gidiyorlar. Norbert Sander'ın dediğine göre Kurt Albert bu durumdan pek rahatsız olmamış. Ya da şöyle söylüyor. En azından rahatsız olmamış gözüktüğünü söylüyor. Ama tabii iç dünyasında neler yaşamıştır bilemeyiz hani. Türkiye'de olsa kavga çıkar abi. Sonra işte Wolfgang Gülli bayağı bir kanalize oluyor tırmanışa ve bu işin lokomotifi haline aslında o gelmeye başlıyor. Öne çıkıyor. 84'te X8 B'yi çıkıyor. Kanal in Rumken miydi? Evet, Kanal in Rumken, sonra abi Banks'ın biciğim 8000 artı. 86'da abi bu Yosemite Vadisi'ne gidiyor. Wall Street 87'de. 86 senesinde de
Amerika'ya bir yolculuk yapıyor. Bu arada Kurt Albert daha önce gidip gelmiş. Hani oradaki tırmancılarla tanışıyorlar işte. John Barr falan söylemiştik. 86 senesinde Wolfgang Güllich Yosemite Vadisi'ne gidiyor. Pek çok yere tırmanıyorlar ama orada benim en çok aklımda kalan Spratly. Orası 8+9 eksi 8+9 eksi Ron Kalmakası. Önce tekrar ediyor. Daha sonra aynı rotayı serbest solo çıkıyor ipsiz. Ve orada işte Heinzak o müthiş fotoğrafı çekiyor abi. Hatta şey der hani o mu daha korkuyordu ben mi daha korkuyordum bilemiyorum diye. Böyle aşağı 200 metre boşluğun olduğu bir yere paralel bir çatlağa gidip sonrasında çıkıyor. Heinzak sanırım 20 sene sonra aynı free solo'yu kendi tekrar ediyor. Kendi tekrar ediyor. Sırf tekrar edebilmek için abi evine çatlağın bir benzerini inşa edip antrenman yaptı. Evet. Yani YouTube'da onun da videoları var bulabilirsiniz. Daha sonra dönüyor, senin demin söyledin, 87'de Wall Street'i çıkıyor, dünyanın ilk 8C'si olarak geçiyor. 8C'si. Franken Euro'da. Gene çıtayı yükseltiyor Wolfgang Güllich. Şimdi burada önemli bir yere geliyoruz abi. Şimdi o dönem sezonda burada deli gibi tırmanıyorlar ama kışın tırmanamıyor. Ve antrenmanlardan uzak kalmamak için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. O sırada da Norbert Sander'ın Campus Gym'le, Nürnberg'deki Campus Gym'de gym'in sahipleriyle ismi bu arada şunu altını çizelim. Campus ismi Campus Gym. Evet. Yani fitness salonu burası. Campus Gym diye geçiyor ve Norbert Sander buranın sahibi olan aileyle yakınına sahip olduğundan dolayı gidip onlara soruyor ya diyor işte sizin gyminizde sessiz bir köşeyi kullanabilir miyiz antrenman yapmak için? Tabii diyorlar ve oraya bir board yapıyorlar. Üstüne çıtalar çakıyorlar tutamağa benzeyen ve orada işte barfix çekmeye başlıyorlar. Ben de zannettim ki böyle kutsanmış bir köşede etrafı çevrilmiş falan zannediyordum bunu. İlk campus board, bizim campus board olarak bildiğimiz yapı ortaya çıkıyor. Abi çok sert ya. Şuraları Wolfgang Güllich dokundu abi. O zaman bir ismi yok. Hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir sözü var. Ben çok seviyorum. İlk okuduğumda çok etkilenmiştim. Adı olan her şey vardır diye. Campus Board dedikten sonra bu isim tıpkı Red Point gibi aslında standart haline geliyor. Ama şöyle bir şeyi de var. Onu da altını çizmek lazım. Mesela daha önce buna benzer boardlar yapan tırmancılar olmuş. Hatta Jerry Moffat bunu söylüyor bir röportajında. Tony Yaniro'nun bu şekilde aynı Campus Board'a benzeyen bir boardta çalışma yaptığını görmüş. Ama isim vermedikleri için buna bu bir standart haline gelmedi. 88'de Campus Board dediğimiz işte bu board'u kuruyorlar oraya. Orada antrenman yapmaya başlıyorlar. İşte arada sırada Ben Moon, Jerry Moffat geliyor. Wolfgang Güllich ile yakın arkadaşlar. Bu arada Jerry Moffat, Wolfgang Güllich'in inanılmaz eli açık olduğunu söyler. Hatta geliyorlar şeyine, Ben Moon ile Jerry Moffat. Bombok bir ipleri var. Verdon'a gidecekler Fransa'ya tırmanışa. Wolfgang Güllich yepyeni ip veriyor abi. Gidip onunla tırmanıyorlar. Hatta Jerry Moffat diyor ki inanamadık diyor. Yani, bu ipi bize verdi ve gittik tırmandık diyor. Ya hiç unutmuyorum ben Parmakkaya girerken birkaç sene önce Aykut'tan ip almıştım. Yani cırt cırtlı ayakkabı gibi duvara koyduğun zaman yapışıyordu. Gitti. Abi benden daha kıllı ip verdin bana. Oğlum hatırlıyor musun o ipi? Bok oğlum, gibi bir ipti. Oğlum elimde bir tek o vardı ne yapayım? Ben de tırmanışa gidecektim. Hadi. Öyle vallahi oğlum ben de tırmanışa gidecektim. Aykut yani Wolfgang Güllich kadar eli açık ve cömert bir arkadaşım. Ulan ne zaman malzemelerinizi her şeyimi çıkardım verdim. Oğlum ya. Benim eski frentlerin üstüne konmadın mı? Kaç paraya aldın? Oğlum, telefon borcumu ödeyeceğim diye malzeme sattın. Oğlum ikinci elde sattın sonuçta. Boşa boşa parasını verdim aldın. Neyse ben de hani, en azından yabancıya gitmedi diye açıkçası ben de sevindim. Yok, satmasaydım onu. 88 senesi yani Campus Board'u kurdukları sene Trango Tower'a gidiyorlar. Sloven rotasının tekrarını yapıyorlar abi. Trango Tower, Nameless Tower diye geçer abi. Great Trango Tower, yan yanadır abi ikisi. Great Trango Tower abi çok daha büyük bir duvar. Bu nerede abi? Şey Pakistan'da abi. K2 ana kampına yürürken abi Karakorum'da abicim. Baltora buzulunda abi. 30. kilometrede falan abi buzun çok uzun bir buzul abi. Böyle sol tarafta böyle işte bu Trango Kuleleri, Trango Korumu oluyor abi. Orada işte bir meşhur abi bu Great Trango Tower var. Çok büyük bir hani kule. Hı hı. Arka tarafı aslında böyle bayağı klasik bir yüzey. Ama hani bu Baltora buzuna bakan tarafı dev bir duvar. Ve onun yanında abi işte Trango Tower var. Nameless Tower diye de geçer abi. O da böyle bir obelisk abi. Yani Parmakkaya'nın abi 6000 küsür metre hani irtifada olup böyle hani 10 katı büyüğünü düşünebilirsin abi. Yani hani
İlk önce abi gidiyor Great Triangle Tower'da daha önce tırmanmış bir yapay rota var abi işte. Şeylerin Hans Christian Dösset diye çok meşhur bir abi Norveçli tırmanıcı vardır abi onların açtığı. Onun serbest tırmanışını yapıyorlar. Çok acayip bir iş. Onu yaptıktan sonra abi sen devam et abi. 89 senesinde tekrar gidiyorlar aynı bölgeye. Bu sefer Nameless Tower'a giriyorlar. 4 kişilik bir ekip. Kurt Albert, Volkan Güllich, Christoph Steigler, bir de Milan Skora. Franken Jura'da da pek çok rotayı botlamış. Action Direct'e dahil bir tırmanıcı. 6251 metrede sanırım irtifa olarak. Yani yüksek irtifanın etkilerinin evet, de abi, olduğunu söylemek lazım. Yüksek irtifanın ciddi etkileri var ve inanılmaz yani dik yüzeyine rağmen Grants'de. Gerçekten çok basit. Tırmanmaya başlıyorlar. Kamplar kurup aşağı inip dinledip tekrar aynı yerden devam ediyorlar. Amaçları buradaki yani Franken Jura'daki mantığı oraya aktarmak. Hatta giderlerken sanırım bir sürü insan arkalarından hani dalga geçiyor. Taytlarınızı orada ne yapacaksınız falan diyorlar. Taytlı tipler orada ne çıkacaksınız falan diye. Neyse abi amaçları serbest çıkmak, red point çıkmak. Yalnız orada bir kaza yaşanıyor sanırım biliyor muydun? Volkan Güllich düşüyor abi. Topuğunu çarpıyor çok kötü bir düşüşte. Geri geldiğinde anlıyorlar ki bağ kopmuş ama orada farkında değiller abi. Kurt Albert ve Steigler Güllich'i shoulder camp denilen yere indiriyorlar. Güllich burada ayak bireğine buz basıp aspirin içerek dinlenirken Kurt ve Steigler da tırmanışa devam ediyorlar. Duvarın ortasına geldiklerinde devam edemeyip traverse atıp Yugoslav rotasına geçiyorlar ve Triangle'ın zirvesine bu rotayı takip ederek ulaşıyorlar. Aşağı indiklerinde aynı esnada hamallar da kampa varmış oluyor ve Steigler ile Sikora'nın geri dönmeleri gerektiği için kampı terk ediyorlar. Böylece Kurt Albert ile Wolfgang Güllich bir başlarına kalıyor. İkilinin hayali hala Trango'nun zirvesine kadar ulaşan serbest bir hat açmak. Gel gelelim Kurt Albert 6 gündür tırmandığı için epey bir yorgun. Wolfgang Güllich'in ayağı sakat. Buna rağmen tekrar duvara giriyorlar ve daha önce yarım bıraktıkları rotayı bu sefer traverse atmadan zirveye doğru devam ediyorlar. Kurt Albert iki ip boyunu daha yapay tekniklerle tırmanmak durumunda kalıyor. Zirveye yakın bir yerde bayağı ciddi ölümcül bir düşüş tehlikesi atlatıyor. Ve ikili zirveye ulaşıyorlar. Ve muhteşem bir hatta imza atıyorlar. Sonuçta abi 7B artı zorluğunda yeni bir hat açıyorlar orada. Ama maalesef 4 ip boyunu artificial geçmek zorunda kalıyorlar. Bütünlüğü çıkamıyorlar. İsmi de Eternal Flame. Tamamını serbest çıkmak isteyen pek çok ekip geliyor deniyor. Iker Poe işte kardeşi de dahil. Hüber, ama Hüber 2009'da Hüber kardeşler. Bütün attı. Yine Alman tırmancılar istedim. Evet işte abi Bavyera'da. Bavyera'nın göbeğinden iki adamdır Hüber kardeşler. Avusturya sınırına çok yakın. Böyle Münih'in güneyinde yaşayan adamlar bunlar. Bu arada şeyi de söyleyeyim abi mesela İspanyol tırmanıcı var. Multipitch konusunda çok iyi biliyorsun belki İsmail Edumarin diye. Evet. Adam 2 yıldır deniyor. Eternal Flame bildiğim kadar serbest çıkabilmek için. Daha önce başarılı olamadı yani. Yüksek irtifanın zaten insan vücuduna olan etkileri var. Orası çok sert bir alpin coğrafya ve konuşulan zorluklar. Ben hani tahayyül edemiyorum abi. Hani benim daha önce sen 6 artı çıkan adamsın. Tahayyül edemiyorum dedi ya. Abi yani oğlum çok çok zor lan geleneksel. Bir de Türkiye'de kimse anlayamaz. Ben Türkiye'de kimse anlayamaz abi bu dereceyi. Kim bugün Türkiye'de ne yani alpin yüzeye falan geçiyorum abi. Ben 9'lu derecenin üstüne geleneksel tırmanım. Ben sayısı abi 3'lü falan yani. 3'lü 4'lü yani. Daha fazla değil. 90 senesine geliyoruz. 90 senesinde tırmanış sporu, yarışmalar falan düzenlenmeye başlıyor. Evet. İşte François Legrand burada öne çıkıyor o dönem. Yuji Hirayama falan bu tür isimler. Wolfgang Güllich ile Kurt Albert o dönem yarışmacı olarak katılmıyorlar. Ama 90 senesindeki spor tırmanış yarışmasında Kurt Albert ve Wolfgang Güllich rota yapıcı olarak iştirak ediyorlar. Ve Wolfgang Güllich demek ki ayrılmış Ingrid'den, Kurt Albert'in eski kız arkadaşından. Wolfgang Güllich seyircilerin arasında bu Annette ile karşılaşıyor. İşte onun yanına gidiyor, tırmanış konusunda bir bilgin var mı falan diye konuya girip daha sonra kız arkadaşı oluyor işte Wolfgang Güllich'in. Birlikte olmaya başlıyorlar. O da tırmanıyor. Hatta Action Direct'teki fotoğrafta emniyetini alan bir karısı. Şimdi burada 90 senesinde yaşanan başka bir önemli olay da var. Ben Moon İngiltere'de kendi evinde Raventor'da 8C artılık bir rota açıyor. Dünyanın ilk 8C artısı oluyor bu rota. Hubble. Hubble'ı açabilmek için 8 gün çalışıyor ve rotanın hamlelerini özellikle herhalde Vanderpump'tan yukarı gitme hamlesi de dahil replikasını yapıyor. Ve bu replikasını yaptığı board'a Moonboard diyor. Jerry Moffat'la birlikte de çalışıyorlar. Ve böylece Ben Moon çıtayı 8C artı olarak spor tırmanıştaki çıtayı yükseltmiş oluyor.
bir sene sonra 23 Ocak 1991'de Wolfgang Güllich Patagonya'da bu sefer önemli bir iş başarıyor. Riders on the Storm. Bir şey vardı. Şili'de Torre del Paine, işte Paine kuleleri vardı. 3 tane kule. Yanlış hatırlamıyorsam Riders on the Storm merkez kulede abi. İnanılmaz zordu. Hatta böyle dev bir balkonun böyle altından geçen böyle bir çatlak traversi vardı. Bu kadarıyla böyle fırtına esnasında da duvarda uzun zaman geçiyorlar. İşler. O yüzden ismi oradan geliyor. Riders on the Storm aslında doğru. 1300 metre yüksekliğindeki bu duvar için Kurt Albert hayatımda gördüğüm en uzun yüzlerden biridir der. 1,5 ayda tırmanabiliyorlar ve inanılmaz çetin hava şartlarıyla mücadele etmeleri gerekiyor. Abi bugün bile Riders on the Storm'a herhangi bir ekip abi tekrar ettiğim dünyanın abi en büyük herhalde yayınlarından haber konusu. Bu önemli tırmanıştan sonra tekrar memleketine dönüyor. Wolfgang Güllich Frankenjura'daki tırmanışlarına devam ediyor. Gel gelelim 1991 senesinde Güllich ile ilgili bir dedikodu ayyuka çıkmış durumda. Artık eskisi kadar güçlü olmadığı söyleniyor. Dünyanın ilk 8 C'si Wall Street'e çıktığından bu yana geçen 4 sene zarfında Güllich'ten hiçbir spor tırmanış haberi gelmiş değil. Serbest tırmanış çıtası hala Belmont onu Hubble rotasıyla 8 C artıya taşıdığından beri ötelenememiş. Güllich için o artık Kurt Albert'le yüksek duvarlara transfer oldu kanısı hakim. Spor tırmanışta yıldızının parladığı günler geride kaldı diyenler azımsanamayacak sayıda. Dünyanın ilk 9 A'sının yani 11 derecenin Güllich'ten geleceğine ihtimal verenler az. Gel gelelim Güllich aynı kanıda değil. Hedefini çoktan seçmiş. Hangi rota abi bu? Action Direct. Action Direct. Aksiyon direkt. Yani nasıl bir Almanların... Action Direct Onu çatır çatır ses yapacağız. Hayvan ya. Lan burada bir şey anlatıyoruz. Bari bir dinle. Adam devam ediyor ya. Neyse anlatmaya devam ediyorum. Anlat abi. Action Direct aslında Wolfgang Güllich'in rotası diyebiliyoruz ama Wolfgang Güllich değil. Milan Skora boltlamış. Bu Eternal Flame'de de bahsetmiştik. O ekipte olan tırmacılardan biri. Burada aslında pek çok rotayı boltlamış ama ilk çıkış ona ait değil. Kimse çok zor oğlum. Oğlum. Action Direct aslında uzun bir rota değil. Yani bilenler zaten biliyordur. 15 metre uzunluğunda. Gelmesin. Allah cezanı vermesin ya. Tamam sen devam et abi, rahatladım şimdi. Devam edeyim lan. Nasıl anladım sen şu haldeyken? Action Direct 15 metre bir rota abi, oradan devam et sen. Dolmuş o yol tarif eder. Sen devam et. Abi kilisenin yanından 15 metre gidiyorsun. Tamam elmeyi sakla. Tamam abi geç. Action Direct aslında çok uzun bir rota değil. 15 metre bir rota. Adam devamlı yiyor ya. Aslında 15 metreyi muhtemelen ilk klipten itibaren sayıyorlar. Çünkü birinci klibe kadar yaklaşık 6-7 metrelik bir dik bir tırmanış var. Eksi falan bence. İlk klibi yaptıktan sonra seçtiğiniz beta'ya göre 13 ya da 19 hamle kadar bir hamle silsilesiyle gidiyor. 5 bolt var rotada. Ancak aslında son boltu kullanmıyorlar. 4 klip yapıp genelde istasyona gidiyorlar.
Beşinci Bolt daha çok hani oraya klip yapıp o pasajı çalışmak için kullanılmış. Fakat bugün hatta öğrendik. Rotayı deneyen birisiyle tanıştık bugün. Öğrendiğimize göre Rooster'ın... Rooster'ın gelmeden yapmış abi bu klibi. O son klibi nasıl becerdiyse yapıp istasyona öyle gitmiş. Yalnız burada tabii şey var. 13-19 hamle dedik seçtiğiniz BT'ye göre ama burada kaçışı olmayan bir hamle var. Birinci hamle. O da zaten işte Rota'nın en efsane hamlesi. Sol elinizi ikinci klibi yaptıktan sonra o büyük devasa bloğun altında bir mono'ya takıyorsunuz. Yani işte ilk boğumunu sokacak şekilde. Sonra inanılmaz jimnastik bir hamleyle iki parmakla hafif gaston olan bir deliğe gidiyorsunuz. Ufak bir cebe gidiyorsunuz. O atladığın abi cep, rotadaki abi en iyi tutanaklardan bir tanesi. Ama hani en iyi tutanak dediği şey bile hani iki parmaklık bir hani cep. Ama tabii o esnada abi sol parmağın abi şeyde olduğu gerçeği değişmiyor abi. Böyle. O sadece da en kötü tutamak dedi en kötü aslında. Tutamak, evet. Hani yani en kötü tutamak. Rotanın aslında en kötü tutamağı ilk tutamağı. Bu tek parmağınızı soktuğunuz kısım. Sonra da iki parmaklık cebe gidip bir salınım var orada. Eğer hani kısa boyluysanız büyük ihtimalle hani alabiliyorsunuz o şekilde ve oradan devam ediyorsunuz. Şimdi Rota'nın açılma hikayesine dönersek tabii burada Rota'nın nasıl çalışıldığını da düşünmek lazım. Wolfgang Gülli'nin işte bir sözü var. Tırmancının en güçlü kası beyindir diyor. O da Aykut'ta yok. Burak'ta da eser miktarda var. Evet, Wolfgang Gülli tırmancının en büyük kası beyindir diyor ve aslında burada kastettiği bence bilmiyorum sen de katılır mısın? Sadece tırmanış esnasındaki zihinsel süreç değil, öncesindeki çalışma süreci, beslenmesinden tut da o nasıl bir sistemle antrenman yaptığını da kastettiğini düşünüyorum ben bu süreçte. Bu noktada Gülli'nin spor bilimci Profesör Jürgen Weinek ile çalıştığının da altını çizmek gerekir. Gülli'nin zaman ötesinde olduğunu belirten Profesör Weinek'in kayda aldığı görüntüleri Gimme Kraft The Secret Training Files of Wolfgang Gülli başlığı altında YouTube'da bulabilir. Daha önce bahsettiğimiz bu CampuSport'tan büyük bir şekilde istifade ediyor ve onda daha önce bizim meşhur fotoğraflarını da gördüğümüz bu orta parmağın tek boyumuyla CampuS yapmaya başlıyor. Bu şekilde parmaklarını spesifik olarak Action Direct için hazırlıyor. For Wolfgang Gülli, this CampuSport was the key to the Action Direct. If he wouldn't train here on the CampuSport, it would have taken him much, much longer to do the first ascent or never. I think the holes after so many years they are getting smaller and smaller. Bu arada Action Direct'te çalışırken hani başlayıp bitirene kadar tek bir süreçte yaptığı bir çalışmadan bahsetmiyoruz. 11 güne yayılı bir çalışma toplamda ve yaklaşık 3 haftalık bir deneme sürecini kapsıyor bu. Gülli'nin Action Direct'te çalıştığı dönem İngiliz tırmanıcı Jeremy Fatt'ta Frankenjura'da. Faber Schoenbach'taki meşhur evdeki misafirlerden biri. Bugünlerden birinde Gülli, Moffat'ı da yanına alıp Action Direct'e götürüyor. Moffat'ın anlattığına göre Gülli yaklaşık 2 ay kadar neredeyse hiç tırmanmadığı demotive bir dönemin ardından Action Direct'e kafayı takmış. O bir hedef koyduğunda ölümünü antrenman yapardı diye anlatıyor Moffat. Daha önce hiç görmediğim raddede zayıflamıştı diye ekliyor. Gülli BMW'sini yeşilliklerin içindeki alana park ederken yan koltuktaki Moffat'a son günlerde sık sık yaptığı gibi gene parmaklarındaki ağrıdan sızıdan bahsediyor. Rotanın dibine geliyorlar. Moffat haklı olarak Gülli'nin evvela ısınacağını öngörmüş. Gel gelelim Gülli ipe bağlanır bağlanmaz rotaya giriyor. Red Point yapmayı deniyor. İlk hamleyi sorunsuz geçiyor fakat yukarıdaki sola travers pasajında düşüyor. Adam inanılmaz güçlüydü diyor Moffat o günü anlatırken. Rotayı ilk çıktığında inanılmaz sevinmiş. O dönem onu görenler gözlerinde böyle volkan alevi parlıyordu falan diye anlatıyorlar. Belgesellerde sen de görmüşsündür. Acayip heyecanlanıyor. Derecesi konusunda o anda çok böyle net bir fikir yok. Hani 9A diye bir şey söylemiyor ilk başta. 8C artı 9A diyor. Benim okuduklarımdan anladığım daha sonra oraya da giden tırmancıların da söylemesiyle bu 9A olarak konfirme ediliyor. Ve dünyanın ilk 9A'sı olarak medya tarafından da onaylanıp tırmanış camiasına duyuruluyor. Bugün 9A benchmark'ı nedir dersen abi dünyada tırmanışında abi, evet, Action Direct'i abi.
O çıkışı yaptığında yanında fotoğrafçı falan yok. Daha sonra bu tırmanışını da fotoğraflamak istiyorlar. O dönemde bu bölgede hem tırmanan hem de işte fotoğraflar da çeken Thomas Ball Ballenger var. Hatta slaytları falan da duruyor, belgesellerde görürler arkadaşlar da bakarlarsa. Diyalar. O tekrarını fotoğraflıyor Wolfgang Güllich'in. İşte o meşhur fotoğrafı vardır, böyle mavi atlet üstünde, altında mavi tayt. Ayağında Bora Elendazer. Eski lazer ayakkabıları. Burak'ın yıllar boyu mavi taytla tırmanmasını sevindi arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz, eşleştirebilirsiniz. Salı pazarında başka renk bulamadı. Alakası yok. Wolfgang Güllich rotaya Action Direct ismini veriyor. Aslında Fransızcadan geliyor bu. Bilmiyorum nasıl telaffuz ediyor. Action Direct mi? Fransızca olmadığı için bilemeyeceğim. Ama belki sen biliyorsundur nereden geldiğini ismini. Aşırı sol terör örgütlerinden bir tanesi. O dönem böyle yaptığı suikastlerle falan ön plana çıkan bir terör örgütü. Rotanın ismini verirken Wolfgang Güllich buradan esinleniyor. Çünkü parmaklarda inanılmaz bir teröre neden olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hani rotanın ismi de buradan gelmiş oluyor. Aslında... Böyle abi. Bu arada rotayı açtığı tarih 14 Eylül 1991. 92 senesinde bu rotayı tekrar etmek için Wolfgang Güllich'in de yakın arkadaşı Ben Moon geliyor. Rotayı 3 gün çalışıyor. İşte ilk hamleyi falan geçiyor. 2 kere Red Point deniyor rotayı. Ve yukarıda bir yerde düşüyor. Aşağıda değil o, yani dinamik hamleyi, atlamayı falan yapıyor. Söylediğine göre soğuk bir gün olduğu için parmağını sakatlıyor ve tekrarını yapamıyor. Bir daha da bildiğim kadarıyla denememiş. Dolayısıyla hani tekrarı ona nasip olmuyor. Ben Moon Action Direct'te başarısız olunca onun 8C artı olan Hubble rotasını Wolfgang Güllich daha sonra denemek üstüne karar alıyor. İşte aralarında konuşuyorlar. Fakat o dönem yoğun. Wolfgang Güllich 92 senesinde bir teklif alıyor Hollywood'dan. Cliffhanger, Sylvester Stallone'un çekeceği filmde Ron Cowock'la birlikte, bu Separate Reality'yi açan Amerikalı tırmanışçı Ron Cowock'la birlikte Sylvester Stallone'un dublörü oluyorlar. Hatta açılıştaki o free solo tırmandığı sahnedeki sanırım Wolfgang Güllich. Hatta Sylvester Stallone'un maskesini yapıyorlar, ona takıyorlar falan. Tabii burada Wolfgang Güllich'in bir hayali de oradan elde edeceği parayla Annette'le birlikte bu bölgede, Franken-Euro bölgesinde işte bir ev alıp oraya geçip daha böyle düzenli bir hayata başlamak. Bu arada Wolfgang Güllich tabii artık bu Action Direct'ten sonra da medyaya da yansımasıyla ülkede daha da tanınan bir tırmanıcı haline geliyor. Ich habe eigentlich keine Chancen mehr gesehen. Das Wetter war nach wie vor gut. Wir haben uns auf diese Plattform zurückgezogen, beratschlagt. Ve bir gün 1992-29 Ağustos'ta Münih'teki bir radyo programı için canlı yayına davet ediliyor. Çok erken bir saatte bu yayın. Erkenden yola çıkıyor, yayına giriyorlar, yayın bitiyor. Ondan sonra tekrar arabasına atlıyor, Münih'ten Nürnberg'e tekrar yola çıkıyor. Wolfgang Güllich, braucht man eigentlich als Sportkletterer auch einen Schutzengel? Schutzengel kann nie schaden, obwohl es Sportklettern eigentlich ungefährlich ist, treten durch Unachtsamkeit oft Situationen auf. Fakat maalesef yolda büyük ihtimalle uyuyakaldığı söyleniyor. Yoldan çıkıyor ve orada bir trafik kazası geçiriyor BMW'siyle. Hemen hastaneye kaldırılıyor. Kazayı duyar duymaz hastaneye ilk koşanlardan biri de Güllich'in yakın arkadaşı Norbert Sandler. Güllich'i gördükten sonra naif bir umuda kapılıyor. Doktorlara, bu adam gerçekten çok güçlüdür, şu kaslara bakın. Daha şimdiden nabzı, vücut sıcaklığı normal değerlere döndü. Göreceksiniz, atlatacak hepsini diyor. Doktorlardan biri Norbert'ı kolundan tutuyor. Nazikçe bir köşeye çekiyor. Bay Norbert diyor. Bu durumda Bay Güllich'in aramızdan ayrılmasını dilemeniz en doğrusu. Zira beyin ölümü çoktan gerçekleşti. Hastaneye vardığında söylenenler doğruysa vücudunda hiçbir yara yok bu arada. Muhtemelen belki kafasını çarptı, bilemiyorum. İki gün komada kalıyor. İkinci günün sonunda solunum cihazından fişini çekiyorlar. Ve 31 Ağustos 1992'de efsane bir tırmancı Wolfgang Güllich aramızdan ayrılıyor. Vay be abi, gençlik kahramanımız. Çok acayip. Bu arada büyük ihtimalle 6. defter. 2019'da konulmuş. Abi baksana neler koymuşlar.
Wolfgang Güllich öldüğünde 31 yaşında. Cliffhanger film bu arada 93 senesinde vizyona giriyor. Yani Wolfgang Güllich hayatını kaybettikten sonra. Hatta Sylvester Stallone filmi ona adıyor. Onu biliyor muydun bilmiyorum. Yok bilmiyorum ama şeyi hatırlarım abi. Hani Sylvester Stallone Wolfgang Güllich'in alçak gönlünden falan çok etkilendiğini bir yerlerde bir röportajda okumuştum. Evet. Hatta filmin credits kısmında geçiyor diye biliyorum ben. Aynı tarihlerde enteresan bir şey daha oluyor. Ben Moon, Hubble rotasını 8C artı 9A'dan 9A'ya çekiyor. Bunda tabii sadece kendi inisiyatifini kullanmıyor. O rotayı deneyenler ve tırmananların da payı var. 92 senesinde Malcolm Smith rotanın ilk tekrarını yapıyor. Ve tabii Hubble'ı 9A olarak lanse edince ve Hubble'ı da Action Direct'ten daha önce çıktığı için acaba spor tırmanış tarihinin ilk 9A'sı Hubble mı tartışması başlıyor. Hala açıkçası günümüzde de devam eden bir tartışma bu. Malcolm Smith'ten 2 sene sonra da Hubble'ın 3. tekrarı geliyor. John Gaskins diye bir tırmanıcı. Action Direct'in ilk tekrarı ise Alexander Adler tarafından yapılıyor. 1995 senesinde 9 Eylül. O da Eylül'de çıkmış bu arada aynı dönemde. Benim aklımda kalan hani okuduklarımdan Alexander Adler o tırmanış için şey diyor. Yani tamamen contactless, zamanın ötesinde bir tırmanış. Ve bunu yapabilmek için ciddi şekilde antrenman yapmak zorunda kaldım diyor. Bir röportajda şey dediğini hatırlarım abi Alexander Adler. O gün hani bu eğitimi yapmış olmak ya da yapmış olmamak rota üzerindeki başarımı etkiliyordu falan der herif. Yani hani o kadar böyle hani limitte böyle inanılmaz bir tırmanış olmuş onun için. Alexander Adler'in abi çıkışının abi videosu Action Direct'teki abicim büyük ihtimalle ilk tırmanış videosudur. Hala bugün YouTube'da ararsanız bulunur abi çok kötü kalitede. Çünkü eski olana kadar çekilmiş abi tırmanış videosu var. Action Direct'in 3. çıkışı da Iker Poe tarafından yapılıyor 2000 senesinde. O da yaz ayında yapıyor bu arada 6 Haziran'da. Aslında burada yani yaz kış olmasında şöyle bir önemi var. O ilk mono ve öbür tutamakların hani nemli olması gerçekten rotadaki başarınızı çok etkiliyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Çünkü buraya gelen tırmanıcılar ve hatta bugün de karşılaştığımız tırmanıcı Andy rotayı deniyordu. Yanında ne getirmişti abi? Vantilatör abi. Yanlarında vantilatör taşıyorlar ve böylece rotaya girmeden önce parmaklarını kurutuyorlar. Rotanın üçüncü tekrarı kim yapıyor hatırlıyor musun? Üçüncü tekrar abi. Alman Dave Graham. Dave Graham yapıyor. Action Direct'in üçüncü çıkışında Dave Graham yapıyor. Ama tabii bak ben notlarıma hiç bakmıyorum. Bu da bir şey kayıt altına girsin yani. Evet, tamam. Tamam canım ben de çalıştım yani. Başka tekrarlar da oluyor. Tabii burada önemli olan tekrarlardan bir tanesi de Adam Ondra. 2008 yılında 15 yaşında yapıyor rotanın tekrarını. Videosu vardır abi. Hayvan gibi bağırdığı bir videosu var abi. Evet. O zaman çok genç abi şu andaki belki. Hani tabii canım 15 yaşında abi. Değil. Acayip bir şey. Adam Ondra tüm rotayı göndermek için 15 deneme yapmış bu arada. Yani ne kadar bir zamana yayılı onu açıkçası bilmiyorum kaç güne yaymış. Hani aynı gün 15 kere deneyeceğini zannetmiyorum şu hamleyi. Bir endişe ediyor hani bir günde maksimum. Yani. Burada tabii Alex Magos'tan şimdi bahsetmemiz lazım. Hep diyoruz 20 gün çalıştı, 10 gün falan. Alex Magos Action Direct'i rekor bir sürede çıkıyor. 2 saat içinde rotaya girip bitiriyor. Ve şu anda rotanın en hızlı çıkışını yapmış kişi. Alex Magos bu arada hem Hubble'ı hem Action Direct'i çıkan ender kişilerden. Belki de tek kişidir şu anda bilmiyorum. Tek kişi abi. Değişmediyse. Dolayısıyla Hubble'ı Action Direct'le kıyaslama şansına sahip. Benim videolardan izlediğim şöyle bir şey var. Hubble 130 saniye kadar sürüyor rotanın çıkışı. Action Direct tırmanışları da böyle 60 saniye ile 90 saniye arasında sürüyor. Bütün hamlelerin yapılması. Alex Magos Hubble için aslında 4 tane zor hamle var diyor. Ama o 4 hamlede Action Direct'in bütün hamlelerinden daha zor diyor. Bu arada Alex Magos Hubble'a 2 günlük bir mesai harcıyor. Ona sorarsanız hala Action Direct için daha zor olduğunu söylüyor. Bu arada Alex Magos'un da vurgu yaptığı bir detayı hatırlamakta fayda var. Güllich'in 1991'deki çözümlemesi günümüzde kullanılan hamle silsilesine kıyasla daha direkt bir hattı takip ediyordu. Üstelik yıllar içinde gelişen ayakkabı tasarımlarının da Action Direct'teki yansımasını görmek mümkün. Günümüzde 4. klipten sonra sağ ayakla burun takarak ya da topuk kullanılarak geçilen pasajda orijinal çıkışta soldan doğrusal bir çözümle geçiliyordu. 1995'te rotanın ilk tekrarını yapan Alexander Adler'in videosu ile karşılaştırarak bunu görmemiz mümkün.
Ben bunu benim gördüğüm kadarıyla dünyadaki ilk 9 ağının kendi rotası olduğu yönünde ikna olmuş gözüküyor. To be honest, I don't think many people would have argued with 9A. Alex Magoz için işte o da hani bu onuru Wolfgang Güllich'ten alınsın istemediği için böyle söylüyor olabilir diye bir yorumda bulunuyor. I mean he's I think he's sort of doesn't want to say that it's 9A because obviously then that would take away you know the first 9A from Wolfgang's route. Bu arada tabii şeyden de ben biraz bahsetmek istiyorum. Ranken Euro'daki rotalar genellikle hani çok jimnastik hamleler üstüne. Rotaların yüksekliği fazla değil, yaklaşık işte 10 metre, 14 metre. Yani. Ve tutamakların işte yapısından dolayı özellikle bu tek parmaklık delikler, iki parmaklık delikler, krimpler çok daha jimnastik hamleleri gerektiren rotalar. Şöyle ki mesela Magoz 17 yaşında Wall Street'e çıkıyor. 26 yaşında geri dönüyor bu Rotpunk filminin çekimi için, rotayı tekrar etmeyi düşünüyor ve hani yapabileceğini düşünüyor. Sonuçta Action Direct'ten de kolay. Film için kayda giriyorlar. İlk denemede düşüyor. Çok morali bozuluyor. Şöyle biraz dolaşıyor falan. Tekrar rotayı deniyor. Tekrar düşüyor. Kesinlikle güçlü değilim eskisi kadar diyor. Tekrar deneyecek mi falan diye düşünürlerken vazgeçiyor denemekten. Şehre dönmeye karar veriyor. İşte arabaya biniyor. Hatta kim bilmiyorum o zaman hani o Rotpunk'u çeken adam ama Alex diyor hani yolda dikkat et kendine. Dikkatli sür. O da orada çok enteresan bir şey diyor. Merak etme diyor. Frankenjura'da sadece güçlü tırmanışlar trafik kazasında ölür. Siktir ya. Ay, evet ya. Gerçi direksiyonu da sana verdik ama şimdi bir ağaca girersek de dostum. Sadece güçlüler mi? Ne? Ne abi güçlüler mi diye? Ulan manyak. Gireceğiz bir yere. Bu arada 2020 senesinde rotanın ilk kadın tırmanışı yapılıyor. Melissa Lenne öldü sanıyorum abi, Fransız kadın tırmanıcı. Evet. Hatta bugün karşılaştığımız Andy ile birlikte de çalışmışlar. Çalışmışlar rotayı. Ya Melissa'nın şöyle bir yaklaşım var. Diyor ki ben hani ilk o atlama hamlesini yaparsam gerisi hani yağ gibi akar diye düşünüyordum diyor kabaca. Ve o ilk hamleyi yani 100 denemede anca birinde tutturabiliyormuş ilk başta. Fakat daha sonra iyice oturtmuş ve her atladığında orada kalabilecek duruma getirmiş kendini. Fakat sonraki hamlelerde bu sefer sıkıntı yaşamaya başlamış. Real Rock 15'teymiş abi. Geçen seneki Real Rock abi, evet. Real Rock'ta hikayesi anlatılıyormuş. Ben izleme şansına sahip olamadım. Parantez açmak lazım bence abi. Bugün çocuk da görece kısaydı. Yani kısa tırmanıcılar için, Melisa da kısa bir tırmanıcı, şey gerçekten çok daha zor olabilir abi. Atlama hamlesi çok daha zor olabilir. Adam Ondra 1.80'in üstünde, 1.82 falan olabilir. 1.82. Wolfgang Güllich 1.78 yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şeyi düşün abi, Dayı Koyama'da 1.60 falan. Yani videoyu izlediğinizde de böyle resmen yere paralel uçuyor. Ama abi Dayı Koyama'da inanılmaz iyi bir boldurucu yani. Hani o da bir gerçek ya adam. Yani dünyadaki sayılı boldurucılardan bir tanesi. Bu arada kapatmadan önce ya bana çok trajik gelen bir aslında şey var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında belki daha mutlu kapatmak lazım ama. Şimdi abi 1980'lerde demiştik ya Wolfgang Güllich, Kurt Albert'in eski kız arkadaşıyla çıkmaya başlıyor Ingrid'le. 92 senesinde Wolfgang Güllich direksiyonda uyuyakalıyor ve trafik kazasından dolayı hayatını kaybediyor 2 gün hastanede yattıktan sonra. Aynı sene eski kız arkadaşı Ingrid kocası tarafından yaşadıkları evin garajında egzoz zehirlenmesinden ölü bulunuyor. Ve kocası da hem Wolfgang'ın hem de Kurt'un aynı zamanda arkadaşı. Kurt Albert de 56 yaşında. Onun hikayesi de ilginç. Bir gece bir Via gösterisine katılıyor. Ertesi sabah arkadaş grubunu Frankenjura'da Via Ferrata'ya götürecek. Via gösterisinden sonra hiç uyumadan bütün gece araba kullanıyor. Frankenjura'ya geliyor, grubu alıyor. Basit bir rota aslında. Tırmanmaya başlıyor. Ihr müsst doch ein bisschen ab in den Abgrund rein. Und dann hangelt ihr euch richtig so. Also, es ist jetzt nichts Künstliches. Diese Brücken gibt's wirklich. Himalaya oder in Patagonia, da muss man ab und zu irgendwelche... Bir yerde dinlenmek için arkaya aslanıyor ve birden emniyetten ayrılmış bir şekilde yere düşüyor. Karabine silingini takılı buluyorlar. Ucu harnesta değil. Harnesta değil. Düşüyor aşağı ve bir kayanın üstüne konuyor başını çarparak. Hastaneye kaldırıyorlar onu da. Onun da vücudunda yara yok. Enteresan bir şekilde. Tıpkı Wolfgang'ın kazasındaki gibi. Ve herhalde birkaç gün sonra aynı şekilde onun da solunum cihazını kapatmak durumunda kalıyorlar.
Ben şunu söylemek isterim abi kapatırken. Hani işte Burak'la biz bir hafta sonu imkan bulduk. Hani o işten güçten hani full time çalışan bir adam olarak çocuğu olan bir adam olarak zaman ayırdı. Ben hani işte işten güçten ve işte çocuklarımdan zaman ayırıp hani buraya gelebildim. Bizim için çok kolay değil aslında artık mukabiler tırmanış işlerine vakit ayırabilmek. Ya buraya gelirken evet kendim tırmanacağım, güzel bir hafta sonu geçireceğim ama bundan daha önemlisi gerçekten bu hani tarihsel olarak abi önemli yerleri benim için görmekti abi. Babam da hani şey yani rotayı gördüğümde, Wolfgang'ın mezarına gittiğimde, işte o anı defterine yazılanları okuduğumda falan gerçekten abi insan çok böyle hani heyecanlanıyor. Çünkü benim tırmanışa başladığım zamanlarda böyle hani tırmanış sahnesinde çok ciddi hani isimleri geçen hani çok bilinen, limitli olarak takip edebildiğimiz o zamanın magazinlerinde, dergilerinde ya da çok az bulunan internet sitelerinde falan böyle sürekli adını okuduğumuz adamlardı bizim için. Şu andaki tırmanışla ilgilenen gençlere herhangi bir karakter eğer sosyal medyada değilse bir şey ifade etmiyor. Ama hani bizim için öyle değil çünkü bu adamlar abi okuyarak büyüdük. O bağlamda gelip de Action Direct'in önünde böyle yani durup kafayı kaldırmak benim için çok değerliydi abi. Yani benim için de Aykut'un söyleyeceklerine ekleyecek çok fazla bir şey yok. Aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Ama tabii ki de bu ben tırmanışa başladığımda sadece ismen bildiğim bir rotaydı. Videosunu izleme şansım olmadı o günlerde. Sadece okuduğum metinlerden hamleyi hayal etmeye çalışmıştım. Bugün kendi gözümle deneyen birinin de yaptığını görme fırsatım oldu. Ve yani o 90'lı senelerin sonunda bir gün buraya çok yakın arkadaşım, dostum Aykut Türem'le gelip tırmanacağımı söyleseler herhalde yani inanamazdım yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir duyguydu. Şimdi inşallah birazdan rotaya girip rotayı da deneyeceğiz. Benim planım Action Direct'in ilk Türk on-site çıkışını yapmak. Flash değil abi, %100. Ya tabii flash. Doğru, flash. Ama hani bu yaşta artık bunama da başladığı için hamleleri çok hatırlamıyorum. Rotayı deneyeceğim. Bakalım yaparım yapamam, kısmet. Benden sonra da Aykut tekrarını muhtemelen sen deneyecek. Sen patlarsan ben, sen yaparsan ben girmem abi. Ama en azından hani ekspresleri Aykut için döşemeyi düşünüyorum. Tabii ben de bir deneyeceğim. Buraya kadar geldik abi şimdi. Denemeden bence gitmek olmaz. Denemek lazım yani. Denemek lazım. Evet. Hadi bakalım. Ciddi de anlatıyoruz ya. Şerefsizim bak, voltlarından ipi gerdim. Dedim içimizde götü yiyen biri varsa gelsin yürüsün Aykut diye biri çıktı. Levye. Geldi bu kenardan pış. Böyle bir havalar, alpin kasılmalar. 10 adet ekspres, 7 adet don lastik, kaynak gözlüğü. Oğlum dedim akıllı ol, ip üstünde yürüyeceğim. Böyle flamingo gibi geldi, yaklaştı, tişörtünü çıkarttı, oraya koydu. Bir taraftan aldı, ayakkabılarını çıkarttı, o tarafa koydu. Çoraplar çıktı. Altmış yıldır dayak atıyorum ben, böyle özgüven görmek. Demiştik ya, isim vermek böyle bir... Mustafa Kandıralı'dan oyun havaları. On kitli karabina. Önümü ilikledim dedim bu nasıl bitti? Battal boy bir vah torbası. İki adet 60'ar metre yarım ekmek. Dedim Aykut Bey, misafir marka yangın söndürmek tüpü, etanol 7 adet okunmuş Medine hurması, gofret. Nah çıkarsınız.